Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü vesselam ala Resulü Muhammed ve ala ve ashabi ecmaîn. Kutuat Mekke 9. sefer 56. kısım Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asıl içinde vasıl. Ramazanın bir kısmında oruçlunun yolculuk yapması. Bilginler böyle bir insanın durumu hakkında görüş ayrılığına düşmüştür. Bir kısmına göre bu durum caizdir ki çoğunluğun görüşü budur. Bir kısmına göre ise orucu bozması caiz değildir. Bu görüş Süveyd bin Ukle ve diğerlerinden aktarılmıştır. Vasıl, batını yorum. Bize ve bütün Allah ehline göre her bir ilahi isim bütün ilahi isimleri içerir. Her ilahi isim hepsinin anlamını içerdiği için bütün ilahi isimler nitelenir. Aynı zamanda her bir isim kendini özgü anlama delalet ettiği gibi aynı zamanda zatı da delalet eder. Durum belirttiğimiz gibi olduğu için bir ismin senin üzerinde otoritesi olduğunda o isme ait bu hükümde başka bir ilahi ismin hükmü sana parıldar. Söz konusu ismin hükmü bu ismin içinde bulunduğun vakitte etkisi altında bulunduğun isimden daha açık ve belirgindir. Böylece insan ona doğru sülük etmeye başlar. İçimizden bazıları şöyle der. Bu anlamın kendisine parıldadığı o ismin tecellisinde kalır. Bazılarımız ise içerikte kendisine tecelli eden ismin anlamına intikal eder demiştir. Çünkü o daha açık ve daha tamdır. Böyle bir durumda salik halleri değiştirecek kadar güçlü ise serbesttir. Haller onu değiştiriyorsa otoritesi üzerinde hüküm sahibi olan ismin halin hükmüne göre hareket eder. Fasıl içinde vasıl. Bayılan ve deliren kişinin durumu. Fakihler bayılanın orucunu tutmak zorunda olduğunda görüş birliğine varmış. Deli hakkında ise görüş ayrına düşmüştür. Bir kısmı orucu kaza etmesi gerektiğini düşünmüş, bir kısmı ise kaza etmesinin zorunlu olmadığını ileri sürmüştür ki ben de bu görüşteyim. Bayılan hakkında da aynı şekilde düşünüyorum. Bilginler bayılma ve delirmenin orucu bozup bozmadığı hakkında da görüş ayrılığına düşmüştür. Bir kısmına göre orucu bozarken bir kısmına göre ise bozmaz. Bir grup ise fecirden önce bayılma ile fecirden sonra bayılmayı ayırt etmiştir. Bazı bilginler ise günün çoğu geçtikten sonra bayılma gerçekleştiyse orucunu tutmuş sayılırken günün başında tutmuşsa kaza etmesi gerekir demiştir. Vasıl, batın yorum. Bayılma, fena hali, delirme ise aklı yitirme halidir. Bu niteliklerin sahiplerinden her biri yükümlü değildir. Dolayısıyla onların kaza etmesi gerekmez. Gerçekte bize göre Allah'a giden bu yolda kaza diye bir şey yoktur. Çünkü her zamana özgü bir varit vardır. Binaenaleyh geçmiş zamanın hükmünün bulunduğu bir zaman yoktur. Zamandan geçen kısım kendi haliyle geçmiştir. Biz ise içinde bulunduğumuz zaman etkisi altındayız. Gelmemiş olan zaman ise üzerimizde bir hükmü yoktur. Şöyle denilebilir. İçinde bulunduğumuz anın daha önceki zamanda yerine getirmemiz gereken bir kazası bulunabilir. Buna şöyle yanıt veririz. Öyleyse bu kaza eda, kaza, kaza eda edilen şeydir. Çünkü içinde bulunan zaman senin kaza diye isimlendirdiğin şeyin eda vaktidir. Bunu kastetmişsen yolda bu kabul edilen bir şeydir. Sen ise bunu yapanı kaza eden diye isimlendirdin. Şimdiki zaman ise ne gelecek ne de geçmiş zamanla ilgili bir haber taşımaz. Çünkü o iki yolculuk ucu arasındadır. Dolayısıyla geçmiş zaman hakkında olmadığı gibi onun getirdiği şey hakkında da bir bilgisi yoktur. Şimdiki zamanın getirdiği şey gerçekte olmasa da görünüşte geçmiş zamanın getirdiğine benzeyebilir. Nitekim şimdiki zamandaki ikindi namazı bütün hallerinde geçmiş zamandaki öğle namazına benzeyebilir hatta adeta odur. Fakat ikindi namazının hükmüyle öğle namazının hükmünün bir olmadığı da malumdur. Namazları vaktinde kılan bir insan farz edelim. Bu adam öğle namazını unutmuş veya o saatte uyumuş iken İkindi namazının vakti girmiş olabilir. Onun o vakitte dört rekat öğle namazını kıldığını gördüğümüzde iki namaz arasındaki büyük benzerlik nedeniyle onun ikindi namazını kıldığını zannedebiliriz. Halbuki bunlar birbirinin aynı değildir. Hasıl içinde vasıl Ramazanda orucunu yen nasıl kaza eder? Bazı bilginler vaktinde yapmada olduğu gibi kazada da ardışıklığı şart koşmuş bir kısmı ise bunu şart görmemiştir bazı bilginler bu konuda serbest bırakmışken bir kısmı müstehap saymıştır. Çoğunluk ise farz olmadığında görüş birliğindedir. Vasıl, batını yorum. Zamanı genişletilmiş bir farzın vakti girdiğinde el evvel ismi yükümlüden onu eda etmesini ister. Yükümlü bunu yapmayıp fiili vaktin sonuna ertelediğinde ise bu kez el ahir ismi onu karşılar. Bu durumda yükümlü el evvel ismine göre kaza eden haline gelir. İlk vaktinde fiili yapmış olsaydı herhangi bir karışıklık ve kuşku olmaksızın vaktinde kılmak anlamında eda etmiş el ahir ismini göre eda eden olacaktı. Yolcu veya hasta oruçlu orucunu bozarsa ona farz olan şey Ramazan'ın dışındaki bir zamanda başka günler miktarınca oruç tutmaktır. Öyleyse bu Ramazan'dan sonra Arabi ay olan Şevvel'in ikinci gününden ömrünün sonuna veya o senenin Ramazan'dan önceki ay olan Şaban ayına kadar genişletilmiş bir süredir. Bu durumda Şevval ayının ikinci gününde El Evvel ismi kendisini karşılar. Orucunu tutarsa herhangi bir karışıklık ve kuşku olmaksızın eda edendir. Bundan başka bir vakti ertelerse bir yönden eda eden, bir yönden ise kaza eden sayılır. Bu noktada ardışıklığı dikkate alarak zamanın başında hiç kuşkusuz eda eden sayılır. Ardışıklığı dikkate almazsa kaza eden sayılır. Bu bağlamda evinin kısalığını ve ecelin bilinmeyişini dikkate alan bilginler vacip saymıştır. Zamanın genişlemesini dikkate alanlar ise serbest bırakmıştır. İhtiyatlı davranmayı dikkate alanlar ise müstahap saymıştır. Bu hallerden her birine özgü ilahi bir isim vardır ki hükmü onu aşmaz. Çünkü alem ilahi isimlerin avucu içindedir ve isimler onu iki yönden yönlendirir. Kendi hakikatlerine göre ve varlıklara ait istidatlara göre. İki gözü olan kimse için bu iki durum zorunludur. Çünkü isimlere ve başka şeylere ait nefsi nitelikler değişmez. Bunu anla ve iyice öğren ki Allah'ın izniyle mutlu olasın. Fasıl içinde vasıl. Ramazanın kazasını diğer Ramazan vaktine kadar ertelemek. Bilginler böyle bir durumdaki kişi hakkında görüş ayrılığına düşmüştür. Bir kısmına göre hem kaza hem de kefaret etmesi gerekir. Bir kısmına göre ise kazası gerekir ancak kefaret gerekmez. Ben de bu görüşteyim. Vasıl, batını yorum. Salik, farklı pek çok yöne sahip makamların hükümlerinden, ilgili oldukları yönlerden birisinde habersiz kalabilir. Örnek olarak verayı verebiliriz. Vera, farklı yönlerde pek çok hükme sahiptir. Vera, yiyecek, içecek, giysi, alım, bakmak, dinlemek, koşmak, dokunmak, ile ilgili olabilir. Ganimet bölünmezden önce Ömer bin el-Hattab'a sunulmak üzere bir mis getirildiğinde, Müslümanlardan önce onun kokusundan bir şey almamak için veranın geriye olarak burnunu eliyle kapatmıştır. Niçin böyle yaptığı sorulduğunda ise bunun kokusundan yararlanılır diye yanıt vermiştir. Nispet ve isimlerdeki vera da böyledir. Salik, böyle bir makamın ilgili olduğu yönlerden birini kaçırıp diğer makama geçerse, Ayrıldığı makamın eksik bir hükmü onun üzerinde kalır. Başka bir vakitte bir yiyecek veya içecek gibi o makamın ilgili olduğu bir durum nedeniyle söz konusu hükmü kullanılması gerektiğinde o makamdan daha önce yitirdiği kısmı hatırlar. İçimizden bazıları böyle bir insanın kefaret hükümlülüğü olduğunu ileri sürmüştür. Bu noktada kefaret kendisinden ortaya çıkan aşırılık nedeniyle tövbe etmek ve bağışlanmayı dilemektir. Bazılarımız ise kasıtlı davranmadığı ve bir haram işleme niyeti olmadığı için kefaret yükümlülüğü yoktur demiştir. Bu görüştekilere göre bu davranış bir konudaki tevil veya gafletten kaynaklanarak salik adına bir mazerettir. İnsan Allah'a giden bu yolda bazılarına göre gafleti nedeniyle de sorumludur. Bu nedenle bazıları kefareti zorunlu saymıştır. Gafletleri nedeniyle insanın sorumlu olmadığını dikkate alanlar ise kefareti şart görmemiştir. Kaza yükümlülüğü olduğunda bütün bilginler görüş birliğindedir. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Bir insanı şeref, mal veya yaralama şeklinde bedensel bir zarar gibi yapması yasaklanmış bir şey yaptığını düşünelim. Haksızlığa uğrayan insanın uğradığı zarara karşı suçluyu bağışlaması kaza demektir. Bu kişi haksızlık yapanı bağışlar, büyüklük gösterir, veranın yapmamayı gerektirdiği bütün işlerde kendisine karşı yapılan suçlardan dolayı başkasının cezalandırmaz. Kazanın tarzı böyledir. Sonra salik hiçbir şey geride bırakmayacak şekilde o makamın ilgili olduğu bütün yönleri elde etmeye çalışır. Bu mesele iyice düşün. Çünkü o Allah yolunda en hay en yararlı meselelerden biridir.